şimdi hamurun içinde ne var? Onu bir sayalım. Hamurun içinde 1 kilo unda 1 çay bardağı kadar şeker var. Tatlı bir hamur. Tatlı evet, bir hamur. Bayağı tatlı evet. bir hamur. Evet, evet, başka? 1 çay bardağı süt. Hı hı. 1 çay kaşığı kadar, tatlı kaşığı ile çay kaşığı arasında tuz atıyoruz. Peki. Ondan sonra 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Hı hı. Onun haricinde bir tutam maya. Bir tutam maya. Evet. Zaten mayalı hamurlarda mecbur maya evet. kullanıyoruz. Evet. Gelelim iç harcımıza. Raif evet. Usta orada açsın. Orijinal, i̇ç harcında neler orijinal var? Orijinal elma ve şeker. Orijinal elma. Ceviz, tarçın, şeker. Şeker, yarım kilo şeker, 1 kilogram elma rendeliyoruz. Bir 15 dakika kavuruyoruz, soğutup kullanıyoruz. Ben şimdi iç harcını şöyle bir hazırlayayım. Evet, üzerini kapatıyoruz. Şimdi ortaya iç harç koyduk, bir de kenarlarına koyduk. Bir de böyle kubbe yaptık. Evet. Şimdi bu nasıl bir şekil olacak? Hadi bakalım. Havuç dilimi falan bilirsiniz değil mi baklava? Tabii, havuç evet, dilimi baklava. Tabii ki. Evet, onun gibi kesiyorum. Şöyle dilim dilim kesiyorum. Böyle şey gibi, güneşin dalları gibi. Kestim şöyle. Bunun üzerine yumurta sürecek miyiz? Süreceğiz, biraz da susam atarız. O zaman atarız. Biraz ayçiçeğine benzeyecek, sarı böyle. Evet. Kocaman bir çiçek olacak. Sen orada ince işi yapıyorken Raif Usta, evet. sen burada bezeleri büyüttün. Bezelerimizi, bu da tahinli için, tahinli değil için, mi? Evet, bezelerimizi tahinli için büyüttüm. Peki. Yine aynı sen şekilde. Başla. Başlayabilir evet, miyim? Evet, başla. Peki, tabii. Şöyle dikleştiriyorum biraz da. İçini açıyorum. İçini açıyorum. Aha. Tamam. Böyle güzel pofidik bir hamur olacak. İçi de tekrar pişecek sanki. Evet, yumurtamız da hazır. Sürelim yumurtamızı. Hemen. Susam mı iyi olur, çörek otu mu? Susam koyalım, şey gibi olsun. Bence de susam iyi olur. Ayçiçeği gibi olsun. Aynen. Hasan Usta, onay yeter. Ver. Oh, süper. Tamam, götürüyorum süper, fırına. Süper, fırına.